Bitlis Tapan Devlet Hastanemizin B2'den A2'ye yani eğitim ve araştırma hastanesi olmasına üçlü bir sistem var. Biz ikinci kademeye geçtik. Bundan sonraki aşamada araştırma hastanesi haline geçip dönüşmesi sırasına geldik. Bir basamak atladık. Onu da dün Sayın Bakanımızla en son bir görüşme yaptık ve onayladı. Onu da kendi internet sitelerinde yayınlamışlar. Hayırlı olsun. Bu ne getirecek? Bu şimdi bize tomografi ile ilgili diğer konulardaki cihazların gönderilmesi, kardiyoloğun gönderilmesi, MR cihazlarının gönderilmesi, yani bu hastanenin vereceği hizmetlerin çapı artmış olacak oldu. Üniversiteye de görüştük, ziyaret ettik. Hem üniversiteyi hem valiliği. En kısa zamanda üniversitemizin birimlerinde yeni fakülteler açarak tıpla ilgili konulara da tıp fakültesini açmak suretiyle eğitim hastanesini de bir an önce bu şehrimize kazandırmaya gayret sarf edeceğiz. Doktor sayımız sabit Türkiye'de. Yani artırmaya çalışıyoruz. Yeni yeni biliyorsunuz sağlık birimleri üniversitesi kurduk. Sırf doktor yetiştirmek için. Nüfusa göre bölünüyor doktorlar. Şimdi bir Tatvan Devlet Hastanesi şu anda Tatvan Devlet Hastanemiz var. Bitlis Hastanemiz var. Bir de Tatvan içerisinde tabii hastane istiyor. İnsanlarımız daha yakınında alışmışlar çünkü. Haklılar ama doktor sayımız da bölündüğü zaman bir gidiyorsun doktor öbür tarafta. Hizmet almakta sıkıntılar oluyor. Yoksa bu dediğimiz Bitlis Hastanesi, Tatvan ve diğeri toplasan 15 kilometrelik bir yol içerisinde. Bu nedenle Tatvan'da mutlaka bir sağlık birimi olacak. Ama bu bir hastane şeklinde olabilir mi? İmkanlarımıza bakacağız. Yani bu imkan derken hem araç gereç hem de doktor meselesi. Yine gelelim.